İyi akşamlar. Saat tam 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım Pazartesi günü. Türkiye'nin yüreği yandı bugün. İstanbul'da eğitim uçuşu için helikopterimiz havalandı. Ancak bilinmeyen bir nedenle kaza meydana geldi. 4 pilot, 4 uçuş ekibi, 4 asker şehit düştü. Pilotların, şehit pilotların son anda yaptığı o kritik hamleyle facianın da önüne geçtiler. Evet, olay duyulur duyulmaz TGRT haber ekipleri hızla kaza mahalline koştular ve derinlemesine bu haberi takip ettiler. Manşetlerimizin birinci sırasına da helikopter şehitlerimizi koyduk. Şehitlerimiz kimdi? En önemlisi de bu kaza nasıl meydana geldi ve bu helikopter kaç yaşındaydı? Ayrıntılarıyla birinci haber olarak şehitleri aktaracağım sizlere. Ve ikinci manşetimiz. Karadeniz fena halde ısınmış durumda. Tansiyon giderek yükseliyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin merkezi Azak Denizi. Kimilerine göre son 24 saatte yaşanan olaylar 3. Dünya Savaşı'na ramak kaldı dedirtecek kadar ciddi. Ukrayna bu akşam saatlerinde sıkı yönetim ilan etti. Peki Moskova'da durum ne? Canlı yayında Moskova'ya bağlanacağız ve sıcak gelişmeleri de Moskova'dan sizlere hızla aktaracağız. Devam edelim, iç siyasete geçelim. Üçüncü manşetimiz. Yarın önemli bir gün. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarını açıklayacak. İYİ Parti ise Ankara'yı istiyor CHP'den. CHP'ye İzmir ve İstanbul'da destek vermeye hazır. Herkes merak ediyor, CHP'nin adayları ne zaman açıklanacak? Kılıçdaroğlu ne zaman açıklayacak? Takvim bugün belli oldu. 6 Aralık'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarını öğrenmiş olacağız. Önemli gelişmeler, önemli kulis bilgileri var. Hele hele bugün Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu buluştu. Onların arasındaki diyalog, ittifak görüşmesi nasıl sonuçlandı ayrıntılarıyla elbette aktaracağız. Ve Paris'in sarı yeleklileri. Paris kelimenin tam anlamıyla yanıyor. Akaryakıt zamlarını protesto için sokağa çıktı göstericiler. Ancak kitlesel eylemlere dönüştü yaşananlar. Sizi Şanzelize'ye götüreceğim, o meşhur caddeye, canlı yayında Paris'te yaşananları aktaracağız. Paris'e bağlanarak müthiş görüntüler var. Ayrıntıları bizden alacaksınız. Ve son manşetimiz, 5. manşet. Ülkenin, Türkiye'nin en popüler televizyoncularındandı. Örnek evlilik yaptığı seslendiriliyordu. Ancak bugün tablo değişti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün boşandılar. Dava, duruşma ya da boşanma duruşması sadece 9 dakika sürdü. Size bir soru. Acaba Acun Ilıcalı aylık nafaka olarak Şeyma Subaşı'na ne kadarlık bir bedel para ödeyecek? Onu da haberimizde aktaracağım. Dudak uçuklatacak bir nafaka talep etti ve o nafakayı da Şeyma Subaşı almış durumda. Dop dolu bir gündemle TGRT Ana Haber'e birlikte başlayalım. Rus gemileri Ukrayna gemisine ateş açtı. Kerç Boğazı'nı kapadı. Karadeniz'in suları yine ısınmaya başladı. Gelişmeler Moskova'dan canlı yayınla az sonra. Eğitim uçuşuydu. Sancaktepe'den havalandı helikopter. 5 asker vardı. Henüz bilinmeyen bir şeyler ters gitti. Apartmanların üzerine düşüyorlardı. Faciaya ramak kalmıştı. Kahraman pilotlar son bir manevra yaptı. 2 apartman arasına düştüler. İstanbul'daki kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. UH-1 tipi askeri helikopter eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10.32'de havalandı. Yine Samandıra'ya iniş yapacaktı ama olmadı. O nereye iniyor ya? Aşağı inanlar.
sabah saat 10.32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tip helikopterimizde iki subay, iki az subayımız ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Saatler 11.02'yi gösteriyordu. Askeri helikopterle irtibat kesildi. Maalesef saat 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir. Bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler. Helikopterle irtibatın kesilmesinin ardından korkulan oldu. Çok sıcak bir gelişme. Az önce düştü dakikalar. Önce bir askeri helikopter. İçinde 5 asker bulunuyordu. Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter sokağa düştü. Helikopterin pervanesi şu anda apartmanın bahçesine saplanmış durumda. Önce binanın çatısına çarptı ve o çarpmanın şiddetiyle birlikte de helikopter hemen apartmanın yan kısmına, mahallenin tam ortasına düştü. Düşen helikopter mahalle sakinlerinde büyük korku yaşattı. Büyük bir gürültü çıktı zaten. İlk işte gittik müdahale ettik. Bir askerimiz yaralıydı, onu kurtardık, ambulansla gönderdik. Diğer 4 askerimiz de şehit düştü, Allah rahmet eylesin. Askeri helikopterin düşmesi sonucu pilotlar Albay Göksel'in Aytural Şaylan, Üsteğmen Aykurt Yurtsever, teknisyenler Assubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, uzman çavuş Şahin Aslan şehit oldu. Assubay Üstçavuş Özkan Yılmaz da yaralandı. İki kahraman subayımız, iki kahraman assubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda. Sancaktepe Sarıgazi'de düşen helikopterde şehit olan 4 askerin cenazeleri polislerin eşliğindeki konvoyla hastaneye getirildi. Olay yeri inceleme ekipleri şu anda burada, itfaiye ekipleri burada, sağlık ekipleri burada. Kimsenin olay yerine yaklaşmasına izin verilmiyor. Kazanın oluş sebebini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu ortaya çıkacak rapor belirleyecek. Araştırmalar bittikten sonra, rapor hazırlandıktan sonra da kazanın tam anlamıyla neden meydana geldiği de ortaya çıkacak. Şehit olan 4 askerin cenazeleri hastaneye kaldırıldı. Hastaneye koşan şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bu gözyaşları şehit askerler için aktı. İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter sokağa düştü. O nereye iniyor ya? Askeri helikopterin düşmesi sonucu pilotlar Albay Göksel'in Aytural Şaylan, Üsteğmen Aykurt Yurtsever, teknisyenler Assubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, uzman çavuş Şahin Aslan şehit oldu. Assubay Üstçavuş Özkan Yılmaz da yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri önce Sancaktepe Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buraya koşan şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da oradaydı. Akar tedavi gören yaralı asker hakkında bilgi aldı. Akar şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Bu çerçevede ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı arkadaşımıza da, ameliyathanedeki arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Cenazeler daha sonra polis konvoyu eşliğinde İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehitlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbim'den şifalar diliyorum. Bu üzücü kaza sonrası gözler UH-1 tipi helikopterlere çevrilmesine neden oldu. UH-1'ler daha önce de birçok kez kaza yapmış, o yüzden de adları uçan tabuta çıkmıştı.
Acı haber bu kez İstanbul'da şehrin göbeğinden geldi. UH-1 tip helikopter eğitim uçuşu yaparken düştü. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. O nereye iniyor ya? Kaza gözleri bir kez daha UH-1 tipi helikopterlere çevirdi. Yani biz bunlara uçan tabut demek istemiyoruz ama maalesef şu anda gördüğümüz kadarıyla dünyada kullanılmayan bu helikopter sisteminin Türkiye'de kullanılmasını bir an önce kullanımdan kaldırmak gerekir ve bunları belki de müzelerde değerlendirmek gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim için kullanılan UH-1'ler Amerikan ordusu tarafından aslında Vietnam Savaşı'nda kullanılıyordu. Yani 1960'lı 70'li yıllarda. ABD 2004 yılından itibaren bu helikopteri kullanmayı bıraktı. UH-1 helikopterinin en son üretimi 42 yıl önce 1976 yılında yapıldı. 14 yıldır Amerikan envanterlerinde olmayan helikopterin Türk envanterinde olmasını da üzücü olarak değerlendirmek gerekir ve bir an önce bu helikopterlerin devre dışı bırakılması gerekir. Zira önümüzdeki günlerde nasıl bir kaza olabileceği ve bu kazada kaç askerimizin şehit olacağını beklemektense bunları devre dışı bırakmak gerekir. Sancaktepe'de düşen ve 4 askerimizin şehit olduğu UH-1 helikopter kazası ilk değil. Bu tip helikopterler son 16 yılda 4 kez düştü. İşte o kazalar. O nereye iniyor ya? Aşağıya Allah. 8 Kasım 2002'de Bandırma 6. Ana Jet üssüne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada çakıldı. Kaza sonucunda ikisi ağır, toplam 6 askeri personel yaralandı. 2006'da peş peşe 2 kaza yaşandı. Önce Erzincan'a gitmekte olan UH-1 helikopteri merkeze 55 kilometre uzaklıkta yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit oldu. Çok değil, daha bu kazanın şoku atlatılmadan, bir ay geçmeden bu kez Kocaeli'nin Uzun Çiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 asker şehit oldu. Tarihler 10 Ocak 2011'i gösteriyordu. Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan yine UH-1 tipi askeri helikopter bu kez Ankara Polatlı'da düştü. 5 subay şehit oldu. Karadeniz'in suları bugün bir kez daha ısındı. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana gerilim yaşayan Moskova ve Kiev son 24 saatte resmen savaşın eşiğine geldi. Rus donanması Ukrayna gemilerine el koydu. Rusya Ukrayna gerginliği Karadeniz'de bir kez daha kendini gösterdi. Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki olaylar sabah saatlerinde başladı. Kerç Boğazı'na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı. Ukrayna tarafından yapılan yazılı açıklamada Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilere ateş açıldığı bildirildi. Gemilere açılan ateş sonucunda 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada 2 Ukrayna gemisinin hasar gördü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi. Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği ileri sürüldü. Ukrayna basınında ise açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Alexander Turchinov, ülkenin savaş durumuna geçmesi için toplantı yapılacağını söyledi. Turchinov, Devlet Başkanı Poroshenko'nun topladığı savaş kabinesinde olayla ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın rapor verdiğini aktardı. Toplantıda Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine yaptığı müdahalenin askeri saldırı eylemi olduğunun vurgulandığını belirten Turchinov, toplantıda ülkede savaş durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin toplanması önerildi. Gelişmeleri az sonra canlı yayında Anadolu Ajansı muhabiri Ali Cura'dan alacağız. Ama önce Ukrayna'nın bir tepkisine bakalım. Ukrayna Rusya'ya meydan okudu. Sıkı yönetim ilan etti. Sokaklar da ısındı. Çok sayıda Ukraynalı Rus Büyükelçiliği'nin önünde toplandı. Protesto gösterisi yaptı.
Kalıptan gemiler konuldu, lastikler yakıldı. Rusya Büyükelçiliği dumana boğuldu. Yer Ukrayna'nın başkenti Kiev. Rusya Büyükelçiliği'nin hemen önü. Rus savaş gemileri Kerç Boğazı'nda Ukrayna savaş gemilerine ateş açtı. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle zaten gergin olan iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Rusya'yı protesto eden Ukraynalılar sokağa döküldü. Lastikler yakıldı, dumanlar yükseldi. Büyükelçilik çevresi yangın yerine döndü. Protestocular bina önünde kağıttan gemiler koydu, Rusya'ya mesaj verdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tansiyon daha da yükseldi. Araçlar kundaklandı. Rusya Büyükelçiliğine sis bombaları atıldı. Gösteriler gece boyunca sürdü. Ukrayna Rusya'ya meydan okudu. Savaş alarmı verdi. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen Moskova'ya dönelim. Karşında Anadolu Ajansı muhabiri Ali Cura var. Ali Bey, teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ukrayna'nın sıkı yönetimi ilan ettiğini biliyoruz. Moskova'dan, Putin yönetiminden de böyle bir karar hazırlığı da olduğuna dair bilgiler geliyor. Bu ne kadar doğru? Moskova'nın havasını aktarır mısın bize? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle tabii olayı kısa bir şekilde özetlemek gerekiyor. Zira tüm bu Karadeniz'i hareketlendiren gelişmeler dün sabah itibariyle başladı. Hem Ukrayna hem Rusya savaş gemilerinin sıcak teması elbette ki iki ülke arasındaki gerginliği de arttırdı. Malum Kerç Boğazı, yani Kırım ile Krasnodar'ı bağlayan bu bölgede evet. Ukrayna ordusuna ait olan gemiler 4 Rus savaş gemisi tarafından durdurulduğu, Rus karasularının ihlal edildiği iddiasıyla tabii bunlarda bu esnada Rus gemisi bir Ukrayna gemisine hasar verdi. Ardından ateş açma hadisesi yaşandı. 6 Ukrayna askeri yaralandı. Tabii bu büyük bir hadise bölge açısından. Şu anda evet. Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi de Rusların elinde. Kerç'teki Rus limanında bekletiliyor askeri personeliyle birlikte. Putin yönetimi acaba sıkı yönetimi ilan eder mi Ali Bey? Şu anda Poroshenko, Ukrayna Devlet Başkanı dün gece sıkı yönetim ilan kararı aldı. Bu kararın Ukrayna parlamentosunda kabul edilmesi gerekiyor tabii. Önce bu karar 60 gün olarak öngörülmüştü. Fakat bugün genel kurulda bu kararın alınması gerekiyor. Fakat genel kurulda bazı siyasi partilerin endişeleri, çekinceleri var. Bu yüzden genel kurul şu anda Kiev'de toplanamıyor Ukrayna parlamentosunda. Bir bekleyiş sürüyor. Bunun üzerine 30 güne indirdi Poroshenko bu süreyi. Fakat dediğim gibi bir bekleyiş sürüyor. Bazı siyasi partiler bu evet. duruma karşı. Putin ne karar alacak? Çok kısa onu alayım lütfen. Ne bekleniyor? Tabii hemen. Putin şu anda zaten Rusya Dışişleri Bakanlığı gereken açıklamayı yaptı. Bu olayı provokasyon olarak nitelendirdi. Bir saat öncesi kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'na Ukrayna'nın maslahat güzarı, Moskova'da bulunan maslahat güzarı çağrıldı, davet evet. edildi. Bir nota verildi. Şimdilik gelişmeler bu şekilde, hem Rusya hem Ukrayna cephesinde de bir bekleyiş sürüyor diyebiliriz. Ali Cura, çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. AK Parti'nin İstanbul bilmecesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 ilde daha adaylarını açıklayacak. Ama aralarında İstanbul olmayacak. AK Parti cephesinde son durum, CHP ve İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları az sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Yeşilay'ın düzenlediği Halk Sağlığı Sempozyumunda konuştu. Konu bağımlılıktı. Erdoğan da cep telefonu bağımlılığına dikkat çekti. Malum
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumunda konuştu. Bağımlılığın çeşitlendiğini söyledi, aileleri uyardı. Şimdi bağımlılığın da malum artık çeşitlendiğini görüyoruz. Artık sadece alkol veyahut da tütün bağımlılığı değil. Artık bakıyorsunuz elektronik araçlardaki bağımlılık bilgisayarından elimizdeki cep telefonuna varıncaya kadar o bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki bir yavru o cep telefonuyla ona o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor. Hatta annesinden babasından kaçıyor, giriyor bir odaya, odanın içerisinde onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Yarın iç siyasette sıcak bir gün olacak. Çünkü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, Ankara ve İzmir'in de belediye başkan adaylarının bulunduğu 20 şehrin adaylarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Kasım Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak. Açıklanacak adaylar arasında Ankara ve İzmir de var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasekir'in ismi geçiyor. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ise açıklamayacak. İstanbul adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Kasım Salı günü adaylarını açıklayacağı iller şunlar: Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı, Apyon, Karahisar. Bu illerdeki milletvekili, il başkanı ve kadın kolları başkanlarına Ankara'da hazır bulunmalarına yönelik gerekli mesajlar iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının belirlenmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Erdoğan, adı İstanbul adaylığı için telaffuz edilen Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la görüştükten sonra bir karar verecek. O görüşmeden sonra İstanbul adayının açıklanması bekleniyor. Unutmadan hemen söyleyeyim. TGRT Haber yarın meclisten özel yayında olacak. Adaylar, Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklandıkça da hemen son dakika bilgilerini sıcak olarak ekranlarımızdan sizlere duyuracağız. Önemli yorumculara, önemli kalemlere, önemli isimlere de adayları yorumlatacağız. Onların da fikirlerini alacağız. Yarın sabahtan itibaren TGRT Haber yayınına odaklanmak gerekiyor. Devam edelim. Yerel seçim öncesi muhalefette ittifak çalışmaları sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü. Toplantıdan ittifak değil, dirsek teması kararı çıktı. Muhalefette ittifak çalışmaları hız kazandı. CHP yerel seçimlerde muhalefet partileriyle güç birliği oluşturmak amacıyla İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kağan Salıcı eşlik etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdik dedi. Görüşmenin temel konusu olan ittifaka hiç değinmedi. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, içinde bulunduğu durumu, ekonomiyi, dış politikayı hemen hemen olabildiğince ayrıntılarıyla değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Karamollaoğlu ise sözü ittifaka getirdi. Genel ittifak söz konusu değil, Anadolu'da dirsek teması olabilir dedi. Elbette bir seçime gidiyoruz. Seçime gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise, özellikle siyasiler için. Bir ittifakın, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar
Biz seçim bölgelerinde, her seçim bölgesinde seçime girme gayretinin içinde bulunacağımızı, ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. Öte yandan CHP 6 Aralık Perşembe günü 300 belediye başkan adayının ismini daha açıklayacak. CHP'nin Millet İttifakı çerçevesinde İYİ Parti ile başlattığı görüşmeler de sürüyor. Her iki partiden de resmi bir açıklama yok. Ama sızan bilgiler görüşmelerde ana konunun Ankara olduğunu gösteriyor. Önce liderler, ardından kurmaylar bir araya geldi. CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimler için ittifak görüşmeleri hızlandı. İsimler konusunda henüz bir netlik yok. Ancak kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara konusunda söyledikleri konuşuluyor. İYİ Parti, CHP ile kurulan ittifak masasını bozan taraf olmak istemiyor. Akşener Ankara konusunda iddialı. Ankara'yı İYİ Parti'nin adayıyla kazanmak istiyor. CHP Ankara'da bizi, biz de İstanbul ve İzmir'de CHP'yi destekleyelim diyor. İki parti prensip üzerinde anlaştı. Ancak isimler ve iller konusunda henüz bir mutabakata varılmadı. CHP 14 büyük şehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir'i vermek istemiyor. CHP tarafından 2014'te Ankara Büyükşehir Belediyesi için Melih Gökçe'ye karşı aday gösterilen Mansur Yavaş'ın adı yeniden gündemde. Yavaş henüz bir parti açıklaması yapmadı. Ankara rozetsiz yönetilmeli diyerek olası bir ittifakın adaylığına yeşil ışık yaktı. Ancak Akşener Yavaş'a ilk çağrısını çoktan yaptı bile. Kendisini gerçekten çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim. Kadına şiddete karşı dayanışma günü için 3 bakan bir araya geldi. Bakanlar yaptıkları çalışmaları anlattı. En dikkat çekici açıklamalar ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara'da kadına yönelik şiddetle mücadele programı düzenledi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu kadına şiddet gösteren erkeklere böyle seslendi. Adamı görüyorsun, kravat takıyor. Güzel tıraşlı oluyor. Yarım saat, bir saat süsleniyor, püsleniyor. Adam alçakça kadına şiddet uyguluyor. Senin kravatına tükürüyor. Türkiye'de kadına şiddeti son bir yılda azalttıklarını söyledi. Geçen yılın ilk 11 ayı ile bu yılın ilk 11 ayı mukayese edildiğinde kadın cinayetlerinde %22 azalış gözükmektedir. 2017'nin tamamında polis ve jandarma bölgesinde toplam 353 kadın cinayeti yaşandı. Bu yıl ise 20 Kasım itibariyle sayı 238'dir. Soylu sözü daha sonra terörist PKK'nın dağa çıkardığı küçük kızlara getirdi. Bir tek HDP'li milletvekilinin bu konuyu gündeme getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü patronları kızarlar. Kadını bir tecavüz metası olarak Kandil'de kullananların yüzlerine bunları vurmak lazım. O Murat Karayılanlar, Cemil Bayıklar, bunlara o Apo'nun yazdığı kitabı okutturmak lazım. Kadınlar hakkında hangi iğrenç sözleri, hangi iğrenç ifadeleri ortaya koyuyor? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de programda konuştu. 2018 yılında 3461 hakim ve savcı adayına eğitim verdiklerini hatırlattı. İkincil mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla 49 ilde 60 adli görüşme odası oluşturulmuştur. Böylece adli görüşme odalarında suç mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması suretiyle yine maruz kaldıkları olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve ikinci defa yine örselenmesini önlemek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 71 ilde şiddet önleme ve izleme merkezleri kurduklarını söyledi. Bakan Selçuk, çocuk evliliklerinin en sık yaşandığı 11 ilde saha çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Şiddete karşı mücadele sadece resmi kurum ve kuruluşların mücadelesiyle baş etmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi toplumsal yaralar ancak toplumun tüm kesimlerin dahil edilmesiyle mümkün olabilir. Adı Handan Aşkın. Kocasından, eşinden boşanmak istedi. Kocasının cevabı ise
kurşun yağmuru oldu. Hem kendisi hem de abisi yaralandı. Handan Aşkın'la evet Taksim'de karşılaştı haberciler. Kadına yönelik şiddet gösterisinde yüreğinden kopup gelen o çarpıcı cümleleri kurdu. Şimdi ben hiç konuşmayacağım ve lütfen Handan Hanım'ı dinleyin diyeceğim. 32 yaşında bir anneyim, bir kadınım. Bu muydu hak ettiğim? Yaşadıklarımın bedeli bu muydu? Sonucu bu mu olacaktı? Neden güzellikle boşanmadı? O kadar şiddet gösterip sorumsuzca davrandıktan sonra neden sonrasında ben bu hale geldim? Silahla vuruldum. Önce abim vuruldu, sonra ben vuruldum. Ve sonucunda da böyle oldum işte. 2,5 yıldır yaşamaya çalışıyorum. Bağımsız olmaya çalışıyorum. İnsanlardan kendi başıma yapmaya çalışıyorum her işimi ama yapamıyorum. Ve çocuğuma bir yemek bile yapamıyorum. Ama yani bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Gerçekten çok zor. Hani onlara baktığınız zaman mahkemede evet sadece yürüyemiyor. Öyle bir şey yok. Benim şu anda oturduğum bölgede kocaman bir yaram var. Benim bacaklarım sadece yürümüyor. Ben farklı... Bakın sonunda var. Böbreklerimde sıkıntı var. Yani ben bunlarda böyle acı çekiyorum. O adam orada yiyor, içiyor, yatıyor. Neden ağır bir şekilde cezalandırılmıyor? 2,5 yıldır daha davam bitmemiş. Şu duruşma, bu duruşma erteleniyor. Neden? Tamam ben bir daha yürüyemeyeceğim. Ama benim acım bari dinleyecek biraz da olsa. Ben adalet için geldim bugün. Bir gün için istemiyorum bu adaleti. Her gün için istiyorum. Aradan 2 ay geçti. Yalova'da kazı başladı. Polis lüks villanın çevresinde kaşıkçıdan kalanları arıyor. Aramalarda son durum. Az sonra. Amerika 1991'de Kuzey Irak'ta uyguladığı senaryoyu şimdi de Kuzey Suriye'de uygulamaya çalışıyor. Amerika, Irak, Sincar'da eğittiği teröristleri silahlandırıp Suriye'ye hem de sınırımıza yolluyor. ABD, Irak'ta eğittiği PKK'lıları Türkiye sınırına gönderiyor. Müttefikimiz olduğunu her fırsatta açıklayan Amerika ikili oynamayı sürdürüyor. ABD'li komutanların PKK denetiminde bulunan Sincar'da teröristleri eğittiğini artık duymayan kalmadı. Mahmur kampından getirilen teröristler Sincar'da kurulan 3 kampta eğitimden geçiyor, silahlandırılıyor. Irak'ta bulunan o teröristlerin şimdi de Suriye'ye geçirildiği ortaya çıktı. Üstelik teröristler Suriye'nin kuzeyine, Türkiye sınırına gönderiliyor. Amerika'nın izlediği bu yol, 1991'de Kuzey Irak'taki peşmerge yapılanmasında izlediği yolun aynısı. ABD'nin planı Türkiye'ye rağmen bölgede bir Kuzey Suriye yapılanması kurmak. Amaçsa oradaki PKK'lı teröristlerin Rakka, Deir ez-Zor petrol ve doğalgaz bölgelerini ABD adına korumaları. Kime karşı? Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. 2003'te Irak'ı işgal eden Amerika'nın ilk işi Kuzey Irak'ta gözlem noktaları kurmaktı. Uzmanlara göre ABD, Kuzey Suriye'de aynı senaryonun peşinde. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi ya da belki cesedinden kalan parçalar demek daha doğru olur, Yalova'da aranıyor. Çok sayıda polis ekibi bugün Yalova'daki bir villa ve çevresinde arama yaptı. Suudi bir iş adamına aitti. O villa ve çevresinde kazı yapıldı. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi arandı. Cemal Kaşıkçı Suudi muhalif gazeteci. 2 Ekim'de İstanbul'da öldürüldü. Cinayet Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda işlendi. Kaşıkçı'nın infazı 15 kişilik Suudi bir tim tarafından gerçekleştirildi. Tim Velat Prens Selman'a bağlı isimlerden oluşuyordu. Suudi Arabistan yönetimi cinayeti kabul etti. Kaşıkçı'nın parçalara ayrılan cesedinin nerede olduğu ise açıklanmadı. Soruşturma kapsamında Yalova'da bir villaya ulaşıldı. Termal ilçesindeki o villa Suudi bir iş adamına aitti. Bahse konu iş adamı Velat Prens'in samimi bir arkadaşıydı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aramalarla ilgili bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre infaz timinden bir isim cinayetten bir gün önce Yalova'daydı. Villada ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşıyla görüştü. Bu görüşmenin Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesine ilişkin olduğu değerlendirmesi yapıldı. Bunun üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri bina çevresinde emniyet şeridi çekti. Villada, bahçe ve çevre arazilerde arama ve kazılar yapıldı. Kaçak yapıldığı belirlenen villanın girişinde Suudi Kral Selman'la Veliaht Prens oğlunun fotoğrafı vardı. Özel kriminal ekipler ve kokuya duyarlı köpek adım adım iz sürdü. Aramalar dakikalar geçtikçe genişletildi. Villa bahçesindeki su kuyusu incelendi. Yandaki villanın yüzme havuzuna bakıldı. Aramalar gün boyu sürdü. TGRT Ana Haber izleyenleri 2 hafta önce çok değil iyi hatırlayacaklar. Yalova'daki mercek altına alınması, Yalova'daki o adresin neden olduğuna dair belki de en önemli bilgiyi ilk biz aktarmıştık. İnfaz timi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı ortadan kaldıran, vahşice katleden infaz timinin birisinin telefon sinyali Yalova'ya düşüyordu. İşte bu önemli bilginin peşine düştü polis. Arkamda bugün yapılan o aramanın en çarpıcı görüntüsü. Kuyu arandı. Ceset parçaları için. Malumunuz asit tamamını eritemez demiştik. İnsan vücudunun parçalarını, özellikle kemik yapısı gereği. İşte Yalova'daki o villada, bu kuyuda İstanbul'dan giden özel ekipler ceset parçalarını aradılar. Neden bu adres seçilmişti? Neden bu kuyuya bakıldı? İnfaz timinin, evet infaz timinin telefonunun Yalova'da bu adresi aramış olması. Hemen Yalova'ya dönelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşım hemen orada Volde karşımda duruyor. Hemen soralım. Kuyudan çıkan somut bir sonuç, bulgu var mı? Aramalar yarın da devam edecek mi? Evet Ekrem Açıkel, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı mahallesinde hemen arkamda gördüğünüz bu malikanede sabah 9'da başlayıp yaklaşık 10 saattir devam eden arama çalışmaları artık son buldu. Çalışmaları tamamlayan, yaklaşık 1 saat önce tamamlayan uzman ekipler de kriminal delillerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktılar. Aslında gün boyu yapmış olduğumuz yayınlarda bu villada, bu malikanede ne arandığı konusunu varsayımlar üzerinden konuşmuştuk hep. Ta ki 2,5 saat öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu resmi açıklamaya kadar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok önemli bir açıklamaya imza attı. Neydi bu açıklama? Hemen arkamda gördüğünüz bu malikanenin sahibi olduğu iddia edilen iş adamının olayın şüphelilerinden Mansur Odman isimli kişiyle Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir gün önce bir görüşmesinin olduğu tespit edildi. Ve bu görüşmede Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanmasının ardından taşınması ve ortadan kaybolmasına yönelik yapılan planların da bu görüşme içerisinde yer aldığı konusunda bir açıklamaydı bu. Çok önemli gelişmeler yaşandı gün boyu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uzman ekipler, yaklaşık 40 kişilik bir uzman ekip sabah saat 9 civarlarında geldi malikaneye ve arama çalışmalarına başladılar. 3 ayrı kuyudan bahsediliyordu aslında ilk önce. Önce bu kuyular incelendi. Kuyulardaki su tahliye edildi. Ardından uzman ekipler merdiven yardımıyla kuyuların içine girdi ve detaylı hem zemin altında hem zemin üstünde detaylı çalışmalar yaptılar. Biz de bu çalışmaları İHA farkıyla özel olarak sizler için ekranlarınıza taşıdık. Bir diğer önemli detay da villaların kaçak olmasıydı. Bu arkamda gördüğünüz iki villa 2014 yılında Suudi vatandaşlar tarafından biri tarla olarak, diğeri de elmalık bahçe olarak alınmıştı. Ancak imar izni olmamasına rağmen buraya iki adet malikane yapılmıştı. Bu detayı da biz İHA muhabirleri tarafından
haberi yapılmıştı, ekrana taşınmıştı. Şu an için bölgede evet. sessizlik hakim. Arama faaliyetleri tamamlandı. Uzman ekipler topladıkları kriminal delillerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı. Biz de gün boyu detayları sizler için ekrana taşıdık diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Çok çok teşekkür ederiz. Protestoların sebebi akaryakıt zammından ibaret değil. Sarı yelekliler ne istiyor? Niye eylem yapıyor? Kimin istifasını istiyor? Paris'ten canlı yayın az sonra. İran-Irak sınırında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Çok şiddetliydi. Avizeleri salladı, binaları sarstı. İran'daki depremin büyüklüğü 6.4'tü. Hakkari'de bile hissedildi. Aşağıya indik, sokaktayız. Akşam saatleriydi. Serpol, Zehap, Kermanşah bölgesinde yer küre sallandı. İran'ın Irak sınırına yakın bölgeden çığlıklar yükseldi. Deprem yerin 96 kilometre altında ölçüldü. Büyüklüğü kayıtlara 6.4 olarak geçti. Binalar beşik gibiydi. Avizeler yerinde duramadı. Dolaplar sağa sola savruldu. Deprem Irak ve Hakkari'de de hissedildi. Binalar boşaltıldı. Bölge sakinleri saatlerce dışarıda bekledi. Biz bu akşam epey korktuk. Bütün halk sokaklara döküldü. 6,4'lük deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Kermanşah'ta 646 kişinin yaralandığı belirtildi. 44 ambulansla bir otobüs depremzedelerin yardımına koştu. Sokaklara çadırlar kuruldu. Üşüyenler battaniyeye sarıldı. Bekleyiş saatlerce sürdü. Avrupa'nın kalbinde, Paris'te sokaklar savaş alanına döndü. Akaryakıt zamlarını protesto gerekçesiyle başlayan olaylarda 2 kişi öldü, 756 kişi yaralandı. Gözaltı sayısı ise 800'ü aştı. Biber gazı sıktılar, copla vurdular. Eylemcileri metrelerce yerde sürüklediler. Fransa polisi eylemcilere çok sert müdahalede bulundu. Burası Avrupa'nın göbeği Paris. Hükümetin akaryakıt fiyatlarında %23'lük zammı halkı sokağa döktü. Eylemciler sokakları ateşe verdi. Polis protestoculara orantısız güç kullandı. Olayların bir haftalık bilançosu ağır oldu. Sadece 7 günde 2 kişi hayatını kaybetti. 136'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi de yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı 800'e ulaştı. Yine hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen söz verdiğimiz gibi Paris'e dönelim. Zafer Tagı'nın o meşhur anıtın önünde Tansu Sarıtaylı var. İhlas Haber Ajansı Fransa temsilcisi. Tansu Bey, son durum ne? Gösteriler devam ediyor mu? Evet, son durum maalesef ülkede gerginlik devam ediyor ama şu anda gösteriler yok. Malum cumartesi gün gösteriler devam etti. Daha geçen haftaki cumartesi günden bu gördüğüm biraz evvel söylediğiniz gibi arka taraftaki Zafer Tagı'nın orada bütün 13 sokak cadde kapatılmıştı gösteriler tarafından. Ama bir hafta sonraki bu iki gün evvelki cumartesi günkü gösterilerde oldukça şiddetli bir çatışma oldu. Sokak çatışmaları oldu. Polis orantısız gaz kullandı. Gerekli tartaklamalar oldu. Göstericiler yaktılar, yıktılar. Tabii bütün bunun sebebi mazota yapılacak olan zamdan dolayıydı. 1 Ocak'tan itibaren mazota yapılacak zam çevre kirliliğini önlemek için hükümet bu tedbiri alırken halk geçim zorluğu içerisinde olduğunu söyledi. Bilhassa Fransa taşrasında insanların ısınmaları mazotla yapıldığı için bundan dolayı halk
Bunun zam yapılmasını istemiyoruz. Zamma karşı olaraktan sarı yelekliler olaraktan sokağa çıktılar. Ama arkası bunlar herhangi bir sendika yoktu arkalarında. Bunların bir organizasyon yoktu. Halk organizasyonu olarak lanse edildi. Ama cumartesi gün her ne kadarsa İçişleri Bakanlığı Kastner'in yapmış olduğu açıklamada aşırı sağdan Marine Le Pen'in kışkırttığı söylentileri var. Diğer tarafta aşırı soldan Mélenchon'un söylentileri var. Bunların desteğiyle geldiler denildi. Yani sadece ama, akaryakıt değil, geçim sıkıntısının dışa vurumu mu, protestosu mu? Evet, 1 Aralık'ta yine hayat pahalılığından dolayı Fransa'da gösteriler yapılacak. Bütün sendikalar destek verecekler. Zaten bütün olayın karışacağı söylentileri dolaşıyor ve olayların daha da artacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Macron geri adım atmıyor ama gözaltılar var. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti 10 gün içerisinde, yaklaşık 10 gün içerisinde. Bunu başlatan 2 sarı yelekli, bir erkekle bir kadının başlatmasıydı. Ama ülke geneline yayıldı. Yaklaşık 110 binin üzerinde evet, gösteriye katılanlar oldu. 1600 farklı yerde gösteri yapıldı. Tansu Sarıtaylı, çok çok teşekkür ediyorum. Gelişme oldukça Paris'ten yine senden alacağız. İyi yayınlar diliyorum. Firmalar indirim yapmadı. Açıklama havada kaldı. Damacana da taban fiyat tutmadı. Uygulanmayacaksa açıklama neden yapıldı? Az sonra. Yargıtay, çalışanları yakından ilgilendiren bir karar verdi. Kullanılmayan yıllık izinlerin parasının çalışan işten ayrılsa bile ödenmesi gerektiğine hükmetti. Çoğu çalışan yıllık izinlerini kullanamıyor. Ya yoğun iş temposu ya da personel eksikliği nedeniyle. Bu izinler birikiyor ama bu hak kaybolmuyor. Yargıtay kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı. Karara göre işveren sizi işten çıkardığı takdirde yıllık izinlerin ücretini ödemek zorunda. Karara konu olan olay İstanbul'da yaşandı. Bir mağazada tezgahtar olarak çalışan işçinin iş akdi feshedildi. Bunun üzerine işçi soluğu iş mahkemesinde aldı. Davacı işçi yıllık izin ücretlerini istedi. Kanuni çerçevede baktığımız zaman hani şu anki mevzuatı herhalde kullanılmayan yıllık izinleri. Ama hani çıktıktan sonra bir şekilde bunun ödenmesi gerekiyor. Evet, iade edilmesi gerekiyor. En azından bir haktır, kazanılmış bir haktır. Davalı işverense mahkemeye savunma yaptı. Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire emsal nitelikte bir karara imza attı. Buna göre işveren çalışanını işten çıkarırsa yıllık izin ücretini ödemek zorunda. Yıllık izin kullandırılamazsa ücreti ödenir. Bu kadar açık. Yasa bu kadar açık. Yüksek Mahkeme yıllık izin ücretinin son maaş üzerinden ödenmesine de karar verdi. Çok iyi bir karar. Yerinde olmuş. Hayırlı olsun. Yeni Zelanda'da tam 145 balina karaya vurdu. Pilot cinsi balıkların bazıları telef oldu. Diğerlerine ise ötenazi uygulandı. 145 pilot balina karaya vurdu. Ortaya bu acı manzara çıktı. Yeni Zelanda'da 145 pilot balina Seward Adası sahilinde karaya vurdu. Çoğu bulunduğunda telef olmuştu. Yetkililer hala canlı olanları kurtarmak için çabaladı. Su dökerek kendilerine getirmeye çalıştılar. Ancak hiçbirinin hayatta kalması mümkün görünmüyordu. Kalan balinalara ötenazi uygulandı. Bu durum Yeni Zelanda kıyılarında sıklıkla yaşanıyor. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak tahmin edilen nedenler arasında suların hızla yükselip düşmesi, bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor. Gürcistanlı bir turist Taksim Meydanı'nda arkadaşını bekleyen genç bir kıza yaklaştı ve ahlaksızca bir soru sordu. Sonrasında ise bakın o turiste ne oldu? Genç kız turistin kendisine adres soracağını sandı. Ancak ahlak yoksunu turist kendisine ahlaksız teklifte bulundu. Olay İstanbul Taksim Meydanı'nda yaşandı. 22 yaşındaki Songül G. meydanda arkadaşlarını bekliyordu. İddiaya göre o sırada
45 yaşındaki Gürcistan uyruklu Arkat S. genç kızın yanına geldi. Ahlaksız teklifte bulundu. Songül G. durumu meydanda bulunan polis ekiplerine bildirdi. Güven timleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kelepçelenen turist emniyete götürüldü. Biliyorsunuz döviz fiyatlarındaki yükselişin ardından birçok ürüne olduğu gibi damacana suya da olağanüstü zamlar yapılmıştı. İşte o yüzden İstanbullular damacana su yerine kaynak sularını tercih etmeye başladı. Günaydın. Günaydın canım. Su almaya mı geldin? Evet. Marketten almak pahalıya mı geliyor? Vallahi her gün dünyanın suyu şey yapıyor. Bizim için emekli insana pahalıyız. Ne yalan söyleyeyim. Hükümet damacana suyun fiyatını 9 lira 50 kuruşta sabitledi. Hadi gelin biz düz hesap 10 lira diyelim ama vatandaş yine de çeşmelerden vazgeçmiyor. Peki neden vazgeçmiyorsunuz? Ücretsiz olduğu için mi? Aynen, ücretsiz olduğu için böyle tasarruf için suya devam. Ayda kaç para yapıyorsun aslında? Ayda 10 liradan olsa 300 lira yapar. O 300 lirayı başka bir tarafa mı aktarıyorsun? Aynen öyle. Çocukların ihtiyaçları için. Akşam saatlerinde bu çeşmelerde büyük kuyruklar var. Abi de formülünü bulmuş. Aynen. Millet işine çekildiği anda bizde boşluk varsa gelip suyumuzu alıyoruz buradan. Vatandaşın çeşmeleri seçmesinin bir sebebi daha var. Bazı binalar çok eski, dolayısıyla tesisatları da eski ve suları yemekte ve çayda kullanamıyorlar. O yüzden de buradan bedavaya bol bol sularını alıp eve götürüp gönül rahatlığıyla kullanıyorlar. Nelere kullanıyorsunuz amca suyu? Çaya, suya, yemeklere hepsini kullanıyoruz yine. İçtiğimiz su dahil içine. Kaç gün yetiyor 4 tane? 3 gün falan. 3 günde bir çeşme başında mısınız? Bunları çay içmek için kullanıyorum. Çay için kullanıyorum. İçmeye ayrıyetten alıyorum. Damacanamızı almış, çeşmenin başına da varmıştık ki abiye sıramızı kaptırdık. Günde kaç şişe alıyorsunuz böyle? Ya biz esnafız burada. Ya bir tane falan. Vatandaş niye çeşmelerden vazgeçmiyor? Damacanaya bir alışamadık mı? Vallahi biraz eski alışkanlık gibi geliyor yani herhalde. Fiyatlardan değil yani. Yok yok, kesinlikle değil. Vatandaş sabahın erken saatlerinde pazar arabasına bidonunu atıyor ve semtindeki çeşmenin yolunu tutuyor. Sabah saat 9. Çeşmenin önü kalabalık. Peki ama neden? Hemen onu da açıklayalım. Arabada görmüş olduğunuz bidonun tanesi 10 liraya satılıyor ve bu damacana ortalama 2 gün yetiyor. Yani 20 günde 10 tane damacana ve 100 lira para demek oluyor. Ve vatandaş buradan arttırdığı parayı başka masrafları için harcıyor. Bir damacan getirdin, 2-3 gün içtin. Bunun yemeği var, çayı var. Ben ne yapacağım? Niye damacana almıyorsunuz? Damacana nasıl? Asker ücretle çalışan bir insan damacana suyu nasıl kullanabilir? Vatandaşa kimse bir şey diyemez. Çok haklılar. 4, 5, 6 fertten oluşan bir aile. Evet, 19 litrelik bir damacanaya haftada, ayda sürekli olarak para ödemesi hiç de kolay değil. 14 liraları, 15 liraları bulan damacana fiyatlarından söz ediyoruz. Hatırlayacaksınız. Esnaflar Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kısa süre önce bir karar almıştı. Biz de büyük manşetler olarak şöyle güçlü güçlü, kaslı kaslı cümlelerle müjdeler olsun. 19 litrelik damacanaların tavan fiyatı belirlendi. 9,5 liradan fazla damacanalara para ödemeyin demiştik. Sahi ne oldu o iş? Acaba evinize çağırdığınız, evet, sipariş ettiğiniz damacana suya 9,5 lira tavan fiyatı ödeyebiliyor musunuz? Ben ödeyemiyorum. Açık söyleyeyim. Cumartesi günü evime su söyledim. Geldiler,
9,5 lira ödemeyi teklif bile edemedim. Dediler 14 lira. Ve ben de o 14 lirayı ödedim. Damacana suyumu aldım. Çok da uygulanabilir olmadı bu karar. Tüm bu yaşananlardan sonra şu cümleyi de kurmak gerekiyor. Yapabileceklerinizin sözünü verin. Medyaya da yapabileceklerinizin sözlerini açıklayın. Yapamıyorsanız hiç konuşmayın, daha iyi. Tosuncuktu, kedicik oldu. Çiftlik Bank'ın tosuncuğunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. 132 bin kişiyi dolandıran Aydın'ın rap söylediği görüntüler az sonra. Sırada televizyon dünyasından bir ayrılık haberi var. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı. 14 aydır evli olan çiftin boşandığı duruşma sadece 9 dakika sürdü. Manşetlerde aktarmıştım, hatırlayacaksınız. Nafaka bedeli. Hadi onun cevabını vereyim. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na ayda 125 bin lira nafaka ödeyecek. Her evlilikte boşanma da var, ayrılmak da var. Biz de Şeyma'yla evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik, konuştuk. İşte kurtaramadık. Yani buraya biraz insani yönden bakmanızı istiyorum. Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden olan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı. Medya patronu Acun Ilıcalı ile sosyal medya fenomeni eşi Şeyma Subaşı 14 ay önce Fransa'nın Marsilya kentinde dünya evine girdi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir süredir aralarında sorunlar olduğu konuşuluyordu. Ünlü çift boşanma kararı konusunda anlaştı. Ilıcalı ve Subaşı davanın görüleceği Silivri Adliyesi'ne aynı araçla geldi. Gülerek adliyeye giren çift 9 dakikada boşandı. Acun Ilıcalı adliye çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Her evlilikte boşanma da var, ayrılmak da var. Biz de Şeyma'yla evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik, konuştuk. İşte kurtaramadık. Yani buraya biraz insani yönden bakmanızı istiyorum. Ilıcalı dedikodulara rağbet gösterilmemesini de istedi. Olmadı, yürütemedik. Yani bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali senaryolara, spekülasyonlara rağbet edilmemesine rica ediyoruz. Sırada meşhur tosuncuğumuz var. Binlerce kişinin 1 milyar liradan fazla parasını dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı belirlenmişti. Şimdi de tosuncuk olarak tanınan Aydın'ın kaçmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binlerce kişiyi dolandırıp firar etti. Görüntüler Çiftlik Bank CEO'su Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın firardan hemen önceki görüntüleri. O yüzden fazla konuşmadan değilsiniz. Mehmet Aydın yüksek kar vaadiyle 132.222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para topladı. Ardından yurt dışına kaçtı. Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bugün de kaybettim. Tosuncuk'un firar etmeden önceki yaşamına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde Mehmet Aydın'ın ofisinde sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylediği görüldü. Bu görüntü ise Tosuncuk'un düğün görüntülerinden. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği görülüyor. Fotoğraf karelerinde ise Tosuncuk çiftliklerinden birindeki buzağları seviyor. Eşiyle birlikte çektiği videoda da tavşan olarak poz veriyor. Bu tosuncuk meselesi kangrene dönüşmek üzere. Editörüm Salih Selçuk genel bir ifadeyi az önce kamp spikerimize yazmış ama ben tam rakamı aktarmak istiyorum. 132.222 kişiden 1 milyar 139 milyar lira topladı ve sırra kadem bastı. Kuzey Amerika'da, Uruguay'da olduğunu biliyoruz. Gününü gün ediyor. Yemeklerini yiyor, zevkine dalmış durumda. Ancak şu cümleyi kurmak lazım. Tosuncuğa müdahale etmek gerekiyor. Güney Amerika'da olsa bile
bu memleketin, bu ülkenin gençlerine kötü örnek oluyor. Çalış, üret, başar, ülkene, insanlığa yararlı hizmetler ortaya koy yerine çal çırp kendini kurtar. Peki ne yapmalı? Bu çal çırp kendini kurtar duygusunu toplumdan almak için Tosuncuğun yakalanması lazım. İstihbarat birimleri, istihbarat örgütümüz, MIT harekete geçmeli. Son dönemlerde çok başarılı operasyonlarını görüyoruz. Uruguay'dan bu tosuncuk paketlenip Türkiye'ye getirilmeli ve yargı önüne çıkartılmalı. Kimsenin bu ülkenin gençlerine okuyup çalışıp üreteceğine çal kendini kurtar duygusunu yaşatmaması, göstermemesi gerekiyor. Paketleyin lütfen tosuncuğu. Ve bültenimizin son haberi. İtalyanların ünlü yönetmeni Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayata veda etti. Dünyaca ünlü yönetmen kansere yenik düştü. 77 yaşında hayata veda etti. İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci hem Avrupa'da hem de Hollywood'da 20'ye yakın film çekti. Son İmparator filmiyle 9 dalda Oscar kazandı. Ayrıca en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan ilk İtalyan yönetmen oldu. Bertolucci yönetmenliğinin yanı sıra yapımcı, senarist ve belgeselci olarak da tanınıyordu. 77 yaşındaki yönetmen bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bizden hemen sonra Atilla Güner'le Ayrıntılar programı var. Masaya yerel seçim yatırılıyor. Önemli isimlerle, önemli kalemlerle bugün yerel seçim, Türkiye'nin yerel seçimle ilgili tüm partiler açısından detaylı fotoğrafı çekilecek. Yarın akşam saat tam 19.45'te sizi yeniden TGRT Ana Haber'e bekliyor olacağız. Yarın akşama kadar kalınız sağlıcakla.